Merhaba sevgili öğrenciler. Türkçe konularıma devam ediyorum. Çünkü yaz tatilinde de sınavlar var. Açık öğretim sınavları var. İlk öğretim, orta öğretim. KPSS var. Evet, Türkçe konularımızı devam ediyoruz. Ses konusunda başlıyorum. Bu bölümde ses, hava titreşiminin kulakla duyulan derecesine ses denir. Sesleri biz ikiye ayırıyoruz. Ünlüler ve ünsüzler. Bu bölümde ünlüler üzerinde duracağım. 8 tane ünlümüz var Türkçe'de. 21 tane de ünsüzümüz var. Sesli, ünlü aynı şey. Ünlerimiz A, E, I, I, O, Ö, U, Ü alfabetik sıraya göre. Söylenirken dilin aldığı duruma ve sesin çıkış özelliklerine göre ikiye ayrılıyor. Kalın ve ince. A, I, O, U kalın. E, I, Ö, Ü ince ünlüler. Söylenirken alt çenenin aşağı inip inmemesine göre ikiye ayrılıyor. Geniş ve dar olmak üzere. Şimdi genişler, ağzımız açık, genişliyor. A, E, O, Ö. Dar, I, I, U, Ü. Gördüğünüz gibi darlarda dudak kısıldı. Dudakların durumuna göre düzler. A, E, I, I. Dudaklar yuvarlanıyor. O, Ö, U, Ü. Seslerimizle tanıştık arkadaşlar. Şimdi geçiyorum ünlü uyumlarına. Türkçe'de iki tane ünlü uyumumuz var. Büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu. Büyük ünlü uyumu, bir sözcüğün ilk hecesinde kalın ünlü varsa daha sonraki hecelerde de kalın ünlü, ilk hecesinde ince ünlü varsa ondan sonraki hecelerde de ince ünlü bulunur. Türkçe kuralımız bu. Örnek veriyorum. Sözcüklere tarhana, hepsi kalın. Boyacı, kalın. Köpük, ince. Sebzelik, ince. İnce ile başladı, ince ile devam etti. Kalınla başladı, kalınla devam etti. Büyük ünlü uyumu. Şimdi bazen sözcüğe uyuyor, sözcükteki seslere uyuyor, bazen de uymuyor. Bu eklere bakıyoruz. Önce şuna bakalım. Türkçemizde Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcükler var. Ama bu sözcüklerin ilk halleri öyle değil. Sonradan kibarlaşmış, İstanbul Türkçesine uydurmak için ünlü uyumu bozulmuş. İnceleyelim. Bugün anne diye kullanıyoruz. Halen Anadolu'da ana. Elma, alma. Bakın uyuyor. Hangi, kangı eski Türkçe metinlerde. Kardeş, kardeş. Hatta bu sözcüğün aslı karındaş. Aynı karından gelen. Kardeş olmuş ve kardeş olmuş. Yani sözcüklerin de gelişimi var. Seneler içinde bu şekilde değişime uğramışlar. Şimdi büyük ünlü uyumuna aykırı eklere bakalım. Bakın keneki gelirken derken ses uyumuna uydu. Koşarken ses uyumuna aykırı. Kalın, ince. Sabah leyin aykırı. Akşam leyin aykırı. Gece leyin ince ince devam edeceği için uyuyor. Sarımtırak aykırı değil. Yeşilimtırak aykırı. Meslek taş aykırı. Çünkü ince sesliler burada kalın. Okuyor, uymuyor. Geliyor aykırı. Akşamki aykırı, sabahki aykırı. Geliyoruz şimdi öğrencilerin en çok zorlandıkları bir türlü hafızaya yerleştiremedikleri küçük ünlü uyumuna. Ben bunu formülle gösterdim. Daha iyi kavrasınlar diye pratiğe döktüm. Şimdi birinci iki şekli var. Birincisinde Türkçe'de düz ünlüleri yani A, E, I, İ'yi A, E, I, İ takip eder. Düz ünlüleri düz ünlüler takip eder. Bu formülde görüldüğü gibi. Örnek verelim. Kayık. A var düz. I var düz. Kesim. E var düz. İ var düz. Sergi. E var düz. İ var düz. Askı, A var düz, I var düz. Uyuyor demek. İkinci şekli O, Ö, U, Ü'yü
ya A, E takip eder ya U, Ü takip eder. Şimdi bunlara bakalım. Kömür, Ö, Ü takip etti. Soğuk, O, U takip etti. Uçurtma, U, A takip etti. Yoğurt, O, U takip etti. Yorgan, O, U takip, A takip etti. Şimdi size bir sorumuz var. Sorun var öğrencilerimiz. Şöyle, bu sözcüklere dikkat edin. Horoz, alın, alkol, radyo sözcükleri küçük ünlü uyumuna uyuyor mu, uymuyor mu? Bunları bir inceleyin. Cevaplarınızı bana yorumdan bildirebilirsiniz. Bir de videolarım devamı için videolarımı tam olarak bitene kadar izleyin ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.